ortaklaşa kurulmasına kabul etti. Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi John Jun, bütün ülkelerin gerçek anlamda çok taraflılığı uygulaması gerektiğine dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde dün Birleşmiş Milletler Partisi'yle bir oturum düzenlendi. John Jun oturumda bütün ülkelere gerçek anlamda çok taraflılığı uygulayarak Birleşmiş Milletler Bayrağı altında bölüşmeyi güçlendirme, kentsel yönetişim sisteminin verimliliğini yükseltme, ortak güvenlik ve kalkınmayı gerçekleştirme, ortak bir geleceği rastlık arasına kurdu. Birleşmiş Milletler Şartı'nın yetkisi ve etkinliğinin savunulması gerektiğini dikkat çeker. Çift bir şekilde katılımın sağlanması, uluslararası hukuk sebebine değeren, uluslararası düzenin kurulması, uluslararası hukuka ihlal eden çok taraflı yaptırımlara karşı çıkılması çağrısı yaptı. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bazı ülkeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi açıklamasının dışında çok taraflı yaptırımlar uygulamak gerektiğini çabuk temsilci, ilgili ülkeler derhal uzandı. Çinli temsilci, uluslararası topluma adalet, hakkaniyet ve bağımsızlığa bağlı kalarak söz konusu yasa dışı girişimleri ortaklaşa karşı çıkmaya çağırdı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamaya göre, sınır koridoru anlaşması konusunda Guterres son zamanlarda müşterek koordinasyon merkezinin birlik operasyonlarında karşılaştığı engellerden yüzde 50 şey bile getirdi.